Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Şöyle bir çalışma yapacağız. Burada bir data sayfamız var. Bu data sayfasında tarih, ürün adı, giriş ve çıkış miktarlarımız var. Şimdi buradaki B sütununda bulunan ürünleri mizan sayfasında teke düşüreceğim şu A sütununa. Ondan sonra da şuradaki iki tarih arasına göre giriş ve çıkış miktarlarının toplamlarını bulacağım. Kalanlarını da bulacağım. Ve şöyle aşağı doğru indiğim zaman bakın A ile D arasındaki seçili hücrede böyle boyalı bir bant oluşacak. Yani seçim aralığının bantı renklenecek. Bunu yapacağız. Bir de şurada seçmiş olduğum ürünün tüm detaylarını şurada tam karşısında göreceğiz. Ve bu da gördüğünüz gibi aşağı doğru indikçe hareket edecek aşağıya doğru veya yukarıya doğru. Bir de şöyle bir olayımız var burada. Bakın şurası son satırdan aşağıya da inemeyeceğim. Sadece şuradaki çalışma alanının satır sayısına göre arkadaşlar aşağı yukarıya inecek veya inmeyecek. Bunu mesela geldim 31.01.2021 yaptım. Göster dedim. Bakın 28'e kadar geldi şimdi aşağıya kadar da inemiyorum. Son satırda kalıyor arkadaşlar. Böyle bir çalışma yapacağız. Bunu nerede yapalım? Yeni bir çalışma kitabında yapalım. Ben burayı hazırladım vakit geçmesin diye. Datamız burada. Şimdi buradaki yani şu B sütununda bulunan ürünleri şu A sütununa teke düşürerek alacağım. Nasıl alacağım? Geliştiriciden ve verideki şu gelişmiş filtrelemeyi kullanarak, daha doğrusu biz bunu makroya yazdıracağız. Kriter alanımız da burası. İki tarih için arkadaşlar iki tane tarih sütunun olması lazım. Bunları da buraya yazdım. Şimdi hemen şu tarih bölümünü ayarlayalım. Eşittir diyorum. Tırnak açtım. Büyük olacak ya da eşit. Tırnağı kapattım. Birleştiriyorum buradaki tarihle. Buradaki tarihten büyük ya da eşit olacak arkadaşlar. Enterladım. Şimdi ikinci tarihten ne olacak? Küçük olacak veya eşit olacak değil mi? Bunu da tırnak açtım. Eşittir. Tırnak açtım. Küçüktür ya da eşittir. Tırnağı kapattım. Shift 6 ile son tarihi birleştirdim ve enterladım. Burası tamam arkadaşlar. Şimdi şuraya tıkladım. Geliştiriciden makro kaydet diyorum. Tamam dedim. Veriye geldim. Gelişmişten liste aralığı olarak data sayfasının A ile D sütunların tamamını seçtim. Ölçüt aralığım O1, Q2 aralığı. Başka bir yere kopyalayıp da tıkladım arkadaşlar. Şimdi hedefimde sadece arkadaşlar şu ürün adı, yani A1'deki ürün adı olan hücre. Burayı tıkladım. Bakın bir de aşağıda yalnızca benzersiz kayıtlar var. Buraya da arkadaşlar tıkladım ve tamam dediğim zaman benzersiz olarak ürünler buraya geldi. Şimdi geliştiriciden geldim. Kaydı durdurdum. Şöyle bir bakalım. 40. satıra kadar geldiler arkadaşlar ve hepsi tek. Evet. Şimdi buradan bir tane command buton alalım. Buna sağ tuş diyelim. Özelliklerden ismini hesaplat yapalım. Fontunu da şuradan 12 tamam diyelim. Kalın olsun ama. Evet, bu da tamam. Şimdi şu makrodan, makro 14 arkadaşlar, düzenle dediğim, yazdırdığımız kodu buradan seçtim, kopyalıyorum. Buradan çıkalım. Şimdi şu butonun üzerinde çift tıkladım, buraya yapıştırdım arkadaşlar. Bu da tamam.
Şimdi bir deneme yapalım. Şu tarihi 31.01.2021 yaptım. Hesaplat dediğim zaman bakın arkadaşlar 1. ay yani 01.01.2021 ile 31.01.2021 arasındaki iş yaptığımız ürünler buraya geldi arkadaşlar. Teke düşmüş olarak. Şimdi çoğu toplayla beraber ne yapalım? Giriş ve çıkış miktarlarını şu iki tarih arasında bulalım. Hemen eşittir diyorum. Çoke topla. Aralığın toplamı datadan giriş miktarı noktalı virgül ölçüt aralığım arkadaşlar. Tarihi ayarlayalım. Tarih dedik. Yani tüm A sütununu seçtim. Noktalı virgül. Tırnak açtım. Büyüktür. Eşittir. Tırnağı kapattım. Birleştirdim. Neyle arkadaşlar? Mizandaki birinci tarihle bunu F4'te sabitledim. Noktalı virgül. Ölçüt aralığım 2. Şimdi tarihin ikinci tarihi ayarlayalım. Tekrar A sütunun olduğu gibi seçtim. Noktalı virgül. Tırnak açtım. Küçüktür. Eşittir. Tırnağı kapattım. Birleştiriyorum. Shift 6 ile bu sefer ikinci tarihli arkadaşlar. Bunu da F4'te sabitledim. Ölçüt aralığım 3 diyor. Ürünlerin tamamını seçtim. Noktalı virgül. Ölçütümüzde nedir? Ürünlerin yani A2 dedim. Enterladım. 252 geldi arkadaşlar. Şimdi burada bunu sağa doğru çekeceğim. Çıkış miktarı için bu sabit kalmayacak. Data A'da arkadaşlar tarih neydi? Bu sabit. Bu da sabit. Ürünlerimiz de sabit. A2'nin nesi sabit arkadaşlar? Sadece sütunu sabit. Bunun için de F4'ün üzerine 1 bastım, 2 bastım, 3 bastım. Sütunu sabitledim. Enterladım. Bunu da buradan sağa doğru çektim. Buradan da aşağı doğru çekeceğim. Şöyle ihtiyacım olan kadar bir alanı ayarladım. Fazla da olmasın. Şimdi bakın burada şu ürün olmayan kısım boş olduğu için buralar sıfır geldi. Buraları nasıl ayarlayalım? Gelelim buraya arkadaşlar. Diyelim ki eğer A2 eşittir boşsa noktalı virgül boş bırak. Değilse çoke toplayı yapsın. Parantezini de kapatalım. Eğerin enterlayalım. Bunu da tekrar böyle çekelim arkadaşlar. Burası B oldu. Bunu da tekrar A yapalım. Enterladım. Şimdi bunu aşağı doğru çekelim. Sıfırlar gitti. Şimdi kalanı yapalım. Eşittir. Giriş, eksi, çıkış. Enterlayalım. Aşağı doğru çekince şuradaki sıfırları engellemek için ne yapalım? Aynı şekilde. Bunun da başına error diyelim. A2 eşittir. Boşsa noktalı virgül boş bırak. Noktalı virgül değilse girişle çıkışı çıkart. Bize kalanı ver. Evet. Geldim bunun üzerine de çift tıklayacağım. Bu da tamam arkadaşlar. Burası tamam. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki satır seçme işini ve renklendirme işini yapalım. Bunu nerede yapacağız? Mizan sayfa yazısının üzerine geldim. Sağ tuş kod görüntüleden buradan Command buton yazan yeri tıkladım. Worksheet'ten ne var burada? Selection Change yani tıklandığın zaman harekete geçecek formülü buraya yazacağız arkadaşlar. Kodları daha doğrusu. Şimdi
Burada bana lazım olan 3 tane değişken var. Nedir bunlar? Birincisi şu tıklamış olduğum ki bu target arkadaşlar. Bunun satır sayısı, sütun sayısı, bir de şu son satır sayısı lazım bana. Şimdi bunları da bir değişkene atayarak yapmaya çalışalım. A dedim, bu ne olsun? Satır sayımız olsun. Target diyorum. Target neydi arkadaşlar? İmlecin bulunmuş olduğu satır, hücre diyelim. Target nokta row. B için ne diyelim? B eşittir target nokta kolum. C içinde diyelim ki arkadaşlar son satır. Range yani A sütununun son dolu satırı. Range dedim. A 15.000 tırnakları unutmayalım. Parantezi kapatalım. Nokta end. Excel up. Buraya 3 de yazabiliriz. Nokta row. Evet bunları bulduk. Şimdi gelelim satır seçme işine. Şimdi biz imlecin olmuş olduğu hücrenin satır sayısını bildiğimize göre o zaman range ile cells'i birlikte kullanarak satır hücre aralığını ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Nasıl? Şöyle. Range diyorum. Cells anıncı satırın birinci sütunu. Virgül diyorum. Cells parantez açtım. A'nıncı satırın D yani şu D'ye kadar olan dördüncü sütunu. Range'in de parantezini kapatalım. Nokta select diyelim. Hemen bunları da renklendirelim. Şuradan şurayı seçtim. Ctrl C dedim. Aynı aralığı bu sefer renklendirelim. Interior nokta color index eşittir 8 dedim. Hemen bakalım ne yaptık. Bakın geldim buraya tıkladım, buraya tıkladım, buraya tıkladım ama burada arkadaşlar renklendirmeler kaldı. Buraya da tıkladığım zaman bakın bu hemen seçili hücreyi burada buluyor, işaretliyor ve burada kalıyor. Ben burada da çalışmak istiyorsam bu bana sıkıntı olur. Şimdi bunları ayarlayalım. Kodlarımıza geldik. O zaman ne yapmam lazım arkadaşlar? Benim burada bir koşul koymam lazım. Nedir o? Şu ürün adı ile kalan arasında kalan ve son satır arasında kalan, son dolu satır arasında kalan alanda bu kodların çalışmasını istiyorum. O zaman sorun çözülecek. If diyorum eğer A satır sayısı yani imlecin bulunmuş olduğu hücrenin satır sayısı büyüktür, eşittir 2'den yani şu A2'den ve end diyorum B pardon küçükse nereden? 5'ten yani şu 5'ten küçük 4, 3, 2, 1. Yani bu satırlar, sütunlarda çalışacak. Den diyorum. O zaman bu kodları çalıştır. Geldim bunun altına end dedim. If diyorum. Buradan çıkayım. Bakın daha buraya gelmiyor. Bakın şimdi geldim buraya. Burası tamam. Şimdi şu renkleri ayarlayalım. Şu kodların da başına geldim arkadaşlar. Diyorum ki range benim ürünlerim nereden başlıyordu? A2'den A2 2 nokta üst üste hangi sütunda bitiyordu? D mesela buraya ne diyeyim?
Mesela 15.000 olsun. Bu alana kadar ki tüm renkleri ne yapsın? Silsin. Ben çıkalım. Şunu Ctrl C dedim. Geldim buraya. Yapıştırdım. Buna da 0 dedim. İki tane nokta değil, bir tane olacak. Tamam dedim. Evet arkadaşlar. Oldu. Şimdi aşağı doğru indiğimde bakın aşağı doğru gidiyorum. Ben burada kalmak istiyorum. Bunu da nasıl ayarlayalım? Şöyle arkadaşlar. Buna da bir koşul yazalım. Diyelim ki if eğer A imlecin bulmuş olduğu hücrenin satır sayısı büyükse nereden arkadaşlar? Son dolu satır sayısından. Ben diyorum. C neydi arkadaşlar? Son dolu satır sayısı değil mi? Şuradaki C, buradaki A sütunun son dolu satır sayısı. Büyükse o zaman ne yapsın bize? Şunu yapsın. Range C virgül 1 cells diyeceğim tabii ki cells virgül 1 virgül cells virgül 4 renginde parantezini kapatalım nokta select. Yani şu son satırdan aşağı doğru bir daha büyük bir satıra tıklarsam arkadaşlar bu sürekli olarak burayı seçecektir. Bakın şimdi geldim buradan da çıkıyorum. Burayı seçtim arkadaşlar. And if'i koymayı unutunca böyle olur arkadaşlar. Çalıştırdığım zaman bakın buraya geldi. Evet. Burası da tamam. Şimdi arkadaşlar sırada ne var? Sırada bizim seçmiş olduğumuz şuradaki ürünün detaylarını ben burada şu alanda görmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Burada yine aynı şekilde bir kod yazdıracağız arkadaşlar. Buraya tıkladım. Geliştiricide makro kaydet dedim. Makro 15 tamam. Veriden gelişmişi tıkladım. Liste aralım. Datadan tamamını seçtim. Ölçüt aralım. Arkadaşlar aynı. Başka bir yere kopyaladan. Şurada F sütununda herhangi bir yere tıkladım arkadaşlar. Ve buna da tamam dedim. Gördüğünüz gibi tüm ürünler geldi. Neden? Çünkü burada ürün yok. Tıklamış olduğum, şuradaki tıklamış olduğum ürünün ismini buraya nasıl getireceğim? Şöyle arkadaşlar geliyorum. Kodlarım içerisine. Hatta şöyle yapalım. Bu yazdırdığımız kodu bakın biz kaydı durdurmayı unuttuk arkadaşlar. Bunu durdurdum. Tabii oradaki yapmış olduğumuz bütün işlemleri bu kaydetmiştir. Şunu da buradan silelim. Şurayı alalım arkadaşlar. Ctrl C. Kodlarımıza tekrar gelelim. Şu mizanı çift tıkladığımda gelecektir arkadaşlar. Bunu da şu end if'in üzerinde geldim, yapıştırdım. Şimdi burada tıklayacağım ürünün şu Q2'ye gelmesini nasıl sağlarım arkadaşlar? Şöyle bu kodların
üzerine geldim. Diyorum ki range Q2 eşittir. Nereye arkadaşlar? Range ürünlerim hangi sütunda? A sütununda birleştiriyorum. Neyle? Satır sayısıyla arkadaşlar. Parantezi kapattım. Bir de arkadaşlar ne yapmam lazım? Şu alanı temizlemem lazım. Yani F2 ile şu I aralığını temizlemem lazım. Onu da en başta yapalım. Şunun koşulların hemen altına. Diyorum ki buraya da range F2 iki nokta üst üste I 5000 olsun nokta clear. Hemen deneme yapalım arkadaşlar. Geldim. Mini fırını tıkladım. Mini fırının birinci ay itibariyle değerleri buraya geldi. Ama biz bunu ne yapalım? 31.05.2021 yapalım. Geldim. Hesaplat dedim. Mini fırın arkadaşlar geldi. Hepsi gelmedi. Neden? Çünkü burada mini fırın var. Ne yapmam lazım? Benim şu hesaplatı tıklamadan önce şu Q2'yi silmesi lazım. Değil mi? Geliyorum buraya. Range Q2 eşittir. Boş bırak. Tıkladım. Bakın şimdi ürünlerim geldi. Burayı tıkladım. Burayı tıkladım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın vazo dedik, vazolar geldi. Mutfak dedik, önlüğü, mutfak önlükleri geldi. Şunları biraz açalım şöyle. Evet, bakın geldiler. Şimdi tıkladığım zaman şu vazonun karşısına mesela detaylarının gelmesini istiyorum. Yani burada değil de burada. Şimdi burada arkadaşlar biz şu kodlarda gelişmiş filtrelemede kopyalama alanı olarak biz neyi seçtik? F8'i seçmiştik. Ne yapmam lazım arkadaşlar? Bunu da dinamik bir hale getirmem lazım. Bakın 8'i sildim. F ile neyi birleştirmem lazım? Shift 6 dedim. Satır sayısını birleştirirsem bu sorunlar ne olacak arkadaşlar? Çözülecektir. Bakın şimdi geldim kütüphane dedim. Tam kütüphanenin karşısına kütüphanenin buradaki iki tarih arasındaki dökümü geldi. Bakın 5. aya kadar geldim bunu 31.07.2021 yapıyorum. Tıkladım ama tabii önce şu hesaplatıp ondan sonra tıklayacağız. Bakın şurada hesaplattan sonra bir renk kılıyor burada. Ne yapalım? Gelelim. Şu renkleri sıfırlama olayını burada yapalım ki o renk de ortadan kalksın arkadaşlar. Bakın şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sistem güzel çalışıyor. Bir de aşağı doğru bir inelim. Geldik böyle. Evet, bana hata verdi. Şimdi bunu ne yapalım? Debug diyelim. Kodun içerisine gelip buraya arkadaşlar bulamıyor. Yani şimdi aşağı doğru indiğinde 41. Satırda arkadaşlar bizim gelişmiş filtreleme makromuz çalışmıyor. Karşılık bulamadığı için. Nerede? Bakın şurada. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bir hata varsa bunu görme. Çünkü bu hata yani sistemi bozan bir hata olmadığı için buradaki bu kodu yazabiliriz. On error.
Resume next. Şimdi buradan çıkalım ve denemeyi yapalım. Bak, tıkladığım zaman daha hata vermiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Nedir bu? Geldim, bakın şimdi buraya yanlışlıktan sildim. Bakın burada şimdi bu olmaz arkadaşlar. Yani burayı silmek bir problem teşkil etmez. Yani sonuçta ben burada hesaplat dediğim zaman buraya teke düşmüş olarak tekrar gelecekler ama biz şu çöpü toplayı manuel yaptığımız için burada problem olur. Bak buradan çıktım, geldim burayı seçtim. Gerçi seçemiyorum ama biz yine de bunu yapalım. Bakın ne oldu arkadaşlar? Olmadı. Hesaplat dediğim zaman tekrar buraya geliyor. Bir problem olmuyor. Aslında buraya dokunmak da doğru değil. Dokunmayalım aslında. Bu tamam. Şöyle yapacaktım arkadaşlar. Sadece şu alanda çalıştığım zaman bizim şuradan gözden geçirdiğim sayfayı koruyacaktım. Diğerleri için korumayacaktım. Orada değişiklik yapacaktık. Bunu böyle yapalım, onu da görelim arkadaşlar. En azından şu, şöyle sildiğim zaman şu görüntü olmaz. Bunu nasıl yapacağız? Geliyorum buraya arkadaşlar, gözden geçirden şu sayfayı koru dedim. İsterseniz burada bir şifre verin, bir parola verin. İsterseniz vermeyin, ben vermiyorum. Sayfayı arkadaşlar korudum. Bak şimdi hiçbir yere tıklayamıyorum. Şimdi burada arkadaşlar benim müdahale etmemem gerekiyor. Ama şurada müdahale edebilirim. Burada bir işlem de yapabilirim. Bu beni engelliyor. Şimdi bunu da şu kodlarımızla ayarlamaya çalışalım. Geldim buraya arkadaşlar. Kod görüntüleden şu kodların en başına diyorum ki şeyi kaldır. Kodları kaldırsın arkadaşlar. Şu one error resume next'in altına yazıyorum. Diyorum ki Unprotect. Şu en altına geliyorum. Tekrar sayfayı koru diyorum. Protect dediğim korudu. Şimdi bakın geldim buraya. Çalışıyorum. Herhangi bir tuşa bastım. İzin vermiyor. Ama geliyorum buraya. Buna da izin vermiyor. Burayı açmam lazım. Nasıl açacağım? Gene kodlarıma geldim. Protect'in altına arkadaşlar şu kodu yazacağım. Diyeceğim ki eğer B bizim neydi B arkadaşlar? Target'ın sütun sayısı büyükse nereden arkadaşlar? 4'ten. O zaman şifre sayfa korumasını kaldır. Unprotect. Den demedik. Den diyorum. B büyükse 4'ten yanlış yere yazdık. Yapıştırdım buraya. Şu arayı açalım. Gelelim. Altına da endif diyelim. Şimdi bakalım. Pardon. Endif buraya koymayacağız. Neden? Şimdi şunu bunun altına yazsam bana hata vermeyecek. Bakın şimdi
Burada da ince bir detay var arkadaşlar. Onu da bu vesileyle size söyleyeyim bilmeyenler için. Şimdi bakın şurada benden sonra kod yazmaya devam edersem buraya endif yazmaya gerek yok arkadaşlar. Bakın hata vermeyecek yani. Gördünüz mü? Evet, bu da tamam. Şimdi şurada bir dalgalanma var. Bunu biraz azaltalım. Geliştiriciye geldim tekrar. Kodlarımın şu alta diyorum ki application nokta screen updating eşittir false. Bu arkadaşlar sayfa titremelerini ve geçişlerini önler. Ne yapmamız lazım? Ctrl C dedim. En altına geldim. Ctrl V dedim. Bunu arkadaşlar true diyerek açıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Eşittir true. Şimdi geldik. Şuraya gelelim arkadaşlar. Burada son bir olayımız var. Bakın problem yok gibi gözüküyor değil mi? Sistem güzel çalışıyor. En son satıra gelelim. Evet, çalışıyor. Güzel. Fakat arkadaşlar şurada tarih değiştirdim. 31.12 diyelim. Yıllık ben bir mizan almak istiyorum. 2021 dedim. Geldim arkadaşlar. Hesapla dedim. Hesaplattı. Bunu normalde hesaplatmaması lazım diye düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Bakın şimdi oldu. Bu hatayı vermemesi sıkıntıydı. İyi ki verdin. Şimdi arkadaşlar burada da bizim ne yapmamız lazım? Sayfa korumasını açmamız lazım. Sonra tekrar ne yapmamız lazım? Protek ile sayfa korumasını aktif hale getirmem lazım. Buradan çıkalım. Tamam. Şimdi bu hatayı sakın verme. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi şurayı gizleyelim artık. Burası bize lazım değil. Şuraya da şöyle bir renk koyalım. Giriş dedik. Rengimizde şöyle bir renk olsun. Evet. Evet arkadaşlar. Son bir örnek. 31.03.2021 diyelim. Hesaplat diyelim. Hesaplamanızı yaptı. Arkadaşlar. Ondan sonra şöyle biraz aşağıya inelim. Sistemimiz güzel çalışıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi burada da bu sunuları şekillendirmemin sebebi de nedir arkadaşlar? Sayfa korumalı olduğu için. Evet arkadaşlar. İnşallah faydalı olur. Görsel olarak iyi. Yani işlevsel olarak da aslında kullanılabilir diye düşünüyorum. Böyle bir çalışma yaptık. Bir başka videoda görüşelim inşallah diyelim. Allah'a emanet olun.